Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de, dünyada ekonomide gündem başlıkları, piyasa kapanışları, ilk açılış rakamlarını ve günün özetini sizlere ekonomi cephesinden aktarmaya çalışacağız. Şimdi bugün 17 ayın zirvesine çıkarak Japon ihracatçı şirket hisselerini baskıladı. Çünkü yen dediğim gibi 17 ayın zirvesine çıktı. Dolardaki geniş değer kayıpları petrolün yükselişini de kolaylaştırdı. Şimdi hem petrol fiyatlarını yakından izliyor piyasalar, hem Çin'den gelen verileri, Asya'dan gelen verileri yakından izliyor. Ve petrol fiyatlarının yeniden yükseldiğini görüyoruz. Bu da borsalar açısından küresel yavaşlama tehdidine karşı bir miktar olumlu algılanabilir. Şimdi yendeki yükselişlerle beraber Nikkei endeksi yatay kaldı. Japonya dışında Asya Pasifik borsaları da hafif bir yükseliş gösterdi. Çin, Tayvan, Güney Kore'de piyasalar bugün düşüş yaşadı. Dediğim gibi petrol fiyatları 37 dolardan önce 38 dolara, bu sabah itibariyle de 40 dolar 19 sente kadar çıkmış durumda. Şimdi Dow Jones endeksi Amerika'da Wall Street'e baktığımızda %0,64 arttığını görüyoruz. S&P 500'de %1'lik bir artış söz konusu ve Nasdaq'ta da %1,6'lık artış görüyoruz. Yine şirket bazlı, hisse bazlı hareketler söz konusu, hızlı yükselişler var. Satın alma birleşme haberlerine dönük gelişmeler var ve FED toplantı tutanakları da yayınlandı biliyorsunuz. Faiz artışı konusunda temkinli duracağının görülmesi bu tutanaklarda. FED Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası, FED toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarda da benzer sinyaller geldi. Bu da ekstra bir rahatlama yarattı ve borsalarda, ABD borsalarında yükseliş olduğunu gördük ve Euro Dolar paritesi bu toplantı tutanaklarının yayınlanması sonrası 1.14 seviyesini aştı. Yani dolardaki değer kaybı Euro karşısında hızlandı. FED üyeleri farklı açıklama yapınca, petrol fiyatları da düşünce bir miktar küresel piyasalarda risk iştahı bozulmuş, borsalarda satış baskısı oluşmuştu. Ancak FED toplantısından da FED Başkanı Yellen'ın görüşleri doğrultusunda bir temkinli hava çıktı. Faiz artışları konusunda çok agresif olunmayacağı beklentisi iyice güçlendi. Parite 1.14'ü aştı. Dolar Euro karşısında değer kaybetti. İçeride de 2.85'i aşan dün dolar kotasyonları bu sabah 2.83 seviyesinde. Borsada da %1'lik bir düşüş vardı ama ABD borsalarından bugün için olumlu etkilenmesi beklenebilir Borsa İstanbul'unda. Dolayısıyla yeni bir yükseliş görebiliriz. 81.500'e kadar gerilemişti Borsa İstanbul. Buradan bir çıkış olabilir. Dolarda da 2.85'i aşan seviyelerden yeniden 2.83'e doğru bir geri dönüş var. Euro-TL'de de parite etkisiyle beraber 3.23'e çıkan bir seviye, seyir gözlemliyoruz. Dolayısıyla ilk açılış verileri dolar cephesinde ve borsada beklentiler açısından böyle. Yurt dışı piyasalarda da FED tutanaklarının yine etkisi var ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisi var. Dolayısıyla faiz artışlarında temkinli olunacağı sinyalini verdi FED ve küresel ekonomik büyümeden endişeli olduğu vurgusunu yaptı. İşte bu açıklamalar FED Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarını destekledi ve gelişmekte olan piyasalara biraz daha olumlu havanın sürmesini de sağlamış oldu diyelim. İlk açılış rakamlarını, dünya piyasalarının izlediği gündemi ve kapanış rakamlarını aktardık. Gündeme geçelim. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın açıklamalarının başlığı, radikal faiz indiriminin tam zamanı diyor. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Merkez Bankası'nın yeni yönetiminden cesaret bekliyoruz dedi. Hollanda'da yaptı bu açıklamaları Ekonomi Bakanı. Bu ölçülü bir cesaret olmalı. Türkiye'yi uçuşa geçirmeli dedi Ekonomi Bakanı Elitaş. Geçmiş yönetimler 2001 sendromuna yakalandı. Faiz konusunda cesur davranamadı ama faiz indirimine gidemedi ama yeni yönetiminden ölçülü, cesur adım bekliyoruz. Faiz indirimlerinin devamını bekliyoruz. Türkiye'yi uçuşa geçirmelerini bekliyoruz dedi Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş. Bu faiz, radikal faiz indiriminin tam zamanı açıklaması dün piyasalarda bir miktar hareket yarattı ve zaten risk iştahı biraz da azalmıştı. Dolayısıyla borsada da satış baskısını beraberinde getirdi Moody's raporuyla beraber. Şimdi gözler Moody's'in cuma günü yapacağı Türkiye değerlendirmesinde. Bir
bir gözden geçirme raporu yayınlayabilir Moody's ve Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında. Bir yandan yurt dışı piyasalar izlenirken içerideki gündemde yarın gelecek Moody's raporu ve 20 Nisan'da yapılacak para politikası kurulundan çıkacak faiz kararı. Ama onun öncesinde 19 Nisan'da biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile beraber 5 para politikası kurulu üyesinin görev süresi doluyor. Acaba yeni başkan kim olacak? Başçının görev süresi uzatılacak mı? Yeni para politikası kurulu üyeleri kim olacak? Çünkü kararları etkileyecek bir değişimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bu beklentiler piyasalarda konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. İsimler üzerinde bir tartışma henüz çok fazla olmasa da yeni başkan kim olacak ve 20 Nisan'da para politikası kurulundan ne kadarlık bir faiz indirimi gelecek? Koridorun üst bandında %0,75'lik bir indirim beklentisi dile getirilmişti. Yarım puanlık bir indirim olabilir. Koridor daraltılabilir beklentisi var. Ama daha önemlisi yeni başkan ve yeni yönetim kim olacak? Ve Cuma günü yarın Moody's Türkiye'ye ilişkin gözden geçirmesinde ne diyecek? Bir not değişikliği, görünüm değişikliği beklenmese de yine bir rapor yayınlanacak mı? Ayrıntılarda ne olacak? Bu bekleniyor. Onun öncesinde de Moody's Türk bankalarına ilişkin bir rapor yayınladı. Döviz yükümlülükleri arttı, maliyetler yükseldi. Tüketici kredileri ve KOBİ'lere verilen krediler açısından sorunlu kredilerde bir artış olabilir uyarısı yaptı Moody's raporunda. Bankacılık sektörü bu olumsuz etkiyi karşılayabilecek güçte. Dolayısıyla sermaye yapısı güçlü vurgusu da yaptı. Hani bir yandan sorunlu krediler artabilir, geçen yıldan başlayan artış devam edebilir diyor Moody's. Ama bir yandan da bankacılık sektörü güçlü, sermaye yapısı güçlü, bunu karşılayabilir diyor. Ve yine karlılık uyarısı, bankacılık sektöründe karlılıklar baskı altında kalabilir uyarısı yapıyor. Bir yandan döviz yükümlülüklerine, bir yandan daralan kar marjlarına, bir yandan da sorunlu kredilerde artış olabileceğine, tüketici kredilerinde ve KOBİ'lere verilen kredilerde riskler olabileceğini belirtiyor Moody's. Yarın Türkiye gözden geçirmesini açıklayacak ve dediğim gibi 19 ve 20 Nisan'da Türkiye ekonomisi açısından kritik piyasalar Merkez Bankası yönetimine ve 20 Nisan'da alacağı kararı bekliyor. Bir yandan da yurt dışı piyasalar takip ediliyor ama bugün gelişmekte olan piyasalara dönük risk iştahının biraz daha arttığı bir gündeyiz. Öyle söyleyelim. Ve üçüncü gündeme geçelim. Yine et diyeceğiz. Ette derece dönemi. Bugün gazetelerin ekonomi sayfalarında manşet olmuş bir haber bu. Avrupa'da marketlerde uygulanan kırmızı et derecesine göre yine etler bizim marketlerde de ayrılacakmış. Yani yurt dışında Avrupa'da nasıl yapılıyorsa Türkiye'de de öyle olacakmış. Peki nasıl? İnek etiyle dananın, yağlı etle yağsız etin farkı olacak. Dolayısıyla bunların fiyatları da farklı olacakmış. Et yaşına, yağına, kalitesine göre farklı derecede not alıp fiyatlandırılacakmış. Bu konuda Tarım Bakanlığı'nın çalışması devam ediyormuş. Ete zayıf, süper, mükemmel gibi dereceler verilecekmiş. Kesime de standart getirilecekmiş. Hayvanların kesilecek noktaları hepsinde aynı olacakmış. Yani siz gittiğinizde etin kalitesini, yağlı mı olduğunu, yağsız mı olduğunu, kesim standardına uygun olup olmadığını anlayacaksınız. Derecelere bakacaksınız ve eti satın alacaksınız. Ve bunun dışında diğer gündem başlıkları. Başlıklarından biri alım ekipleri artık gelmiyor. Biz gidiyoruz. Elimizde bavulu alıp gidiyoruz. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Bugün Hürriyet'in ekonomi sayfasında yer almış bir haber bu. Tekstil sektörü bugünlerde şu açıklamayı yapıyor. Satın alma ekipleri yurt dışından gelmiyor. Örneğin İngiliz firmaları Nisan-Mayıs ayında yapacakları ziyaretleri iptal ettiler. Çünkü seyahat sigortası yapan şirketler Türkiye'yi sigorta kapsamı dışında tutuyor. Dolayısıyla Türkiye'ye gideceklere seyahat sigortası yapmıyor ve yurt dışından Türkiye'ye alım yapmak için gelecek şirketlerin temsilcileri de seyahatlerini iptal ediyor. İngiltere'de böyle bir sorun yaşandığını belirtiyor Türk tekstil firmaları ve çözümü de bavulu alıp kendileri yurt dışına ürünleri göstermeye gitmekte bulmuşlar. Bavullarla beraber ürünleri de alıp yurt dışına gidiyorlar ama çok geniş çaplı alınım yapılıyor. Hani tişörtten havluya, çarşafa kadar büyük marketler, zincirler bu alımları yaptığı
için ürünleri bavulla götürmekte zor oluyor. Ama ürünleri göstermeye Türk şirketleri, temsilcileri bavulu alıp gitmeye başladılar. İngiliz firmalar dediğim gibi Türkiye'ye Mayıs'ta yapacakları ziyarette 6 milyonluk alım planlıyorlardı ve seyahatlerini iptal etmiş durumdalar. Şimdi seyahat sigortası şirketleriyle bir görüşme gündemde ama sonuç değişir mi bilinmez diyor tekstil sektörü temsilcileri. Bu haberde seyahat sigortası şirketleri Türkiye'yi kapsam dışında bıraktı. Türkler ürünleri göstermeye bavulu alıp yurt dışına kendileri gidiyor haberlerini göreceksiniz. Ve yeni bir yatırım otomotiv sektöründen bir haber. Temsa %50 yerli üretim olan MD9 Electric City'yi piyasaya sundu. Elektrikli otobüsten bahsediyoruz. Bu otobüslerin ilki Adana Belediyesi tarafından satın alındı. Adana'da kullanılacak. Daha sonra dünya yollarına çıkacak. Amerika'ya ciddi bir ihracat planlandığını anlıyoruz. Ve yerlilik oranı şu anda %50. Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul 2020'de yerlilik oranı %100'e ulaşacak diyor. Yakıt maliyeti onda 1'e inecek. Yani 380 liralık bir yakıt maliyeti varsa normal bir otobüste bunun 100 liraya kadar inmesi planlanıyor. 5 yılda ürün kendini amorti ediyor. Yine Zafer Kurtul'un açıklamasından Amerika'ya ihracat yapacaklarını belirtirken Silikon Vadisi'ni bugün Temsa taşıyor. Açıklaması dikkat çekiyor. Ve Adana'da Temsa elektrikli otobüs MD9 Electric City'yi banttan indirdi. Önce Adana'da yollarda olacak. Daha sonra Amerika'yı, Avrupa'yı dolaşacak ve yakıt maliyetini de onda 1'e indirecek. 2020'de %100 yerli olarak biz bu ürünü otobüsü üretiriz diyor Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul. Gazetelere bakalım. Ekonomi gündeminde hangi gelişmeler, hangi başlıklar var? Sizlere aktarmaya çalışalım. Milliyet'in bugün manşeti 65 yaş aylığı genişliyor. Profesör Cem Kılıç kaleme almış. Muhtaç aylığı bağlanma şartlarının yeniden düzenlendiği belirtiliyor haberde. 65 yaş üstü yaklaşık 100 bin kişi daha bu aylığı almaya hak kazanacak deniliyor. Artık 65 yaş aylığı için ilgili kişiyle eşinin gelirine bakılacak. Tüm ailenin gelirine bakılmayacak. Eşlerin aylık gelirleri asgari ücretin net tutarının 1/3 yani 392 liranın altındaysa 65 yaş aylığı alabilecekler. Kriterlere uygun kişiler 3 ayda 650 lira aylık alıyor. Bu kriterlerin daha da kolaylaştığı ve genişletildiğini anlıyoruz haberde. 2015 yılı itibariyle 608.513 kişiye toplam 1.275.883.000 lira 65 yaş aylığı ödenmiş. Şimdi 100 bin kişi daha bu kriterlere göre yaşlılık aylığı alabileceklermiş. Dolayısıyla gelire bakılacak. Kendisinin ve eşinin gelirine bakılacak. Buna göre yaşlılık aylığı bağlanabilecek. Bugün Milliyet'in manşeti ve Mustafa Elitaş'ın Ekonomi Bakanı'nın yine açıklamaları Cesur Ol Merkez şeklinde yine Milliyet'in üst manşetinde yer alıyor. Merkez Bankası'nın yeni yönetiminden cesaret bekliyoruz diyor Mustafa Elitaş faiz indirimleri konusunda. Ölçülü bir cesaret beklediklerini aktarıyor. Dolayısıyla biraz önce gelişmelerini aktardığımız haber bugün Milliyet'in birinci sayfasında üst başlık olarak verilmiş. Ve Vatan Gazetesi Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamalarına yer veriyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal gelir vergisi kanunu ile kurumlar vergisi yasasının birleştirileceğini açıkladı. Komisyona sevk edilen yeni kanun vergi artışı getirmiyor. Tasarıya göre kazancı ancak geçimini sağlamaya yeten küçük iş sahipleri gelir vergisinden muaf olacakmış. Yani iki yasa birleştiriliyor. Buna göre sadece geçimini sağlayacak kadar para kazananlar gelir vergisinden muaf olacaklarmış. Bu yönde bir düzenleme yapıldığını Maliye Bakanı Naci Ağbal aktarıyor. Bugün Vatan'ın birinci sayfasında bu açıklamalar yer alıyor. Yine kimlik krizi yaşıyoruz. Dolandırıcılara dikkat başlığı manşeti bugün Vatan'ın manşeti. 50 milyona yakın Türk vatandaşının kimlik bilgileri dün internette herkesin ulaşabileceği hale geldi. Uzmanlar da uyardı. Bugünden sonra dolandırıcılara karşı çok daha dikkatli olun. Bu uyarı da bugün Vatan Gazetesi'nin manşetinde yer almış durumda. Ve Habertürk'ün manşeti ilkokula tarhana. Yemek sanayicileri fast food'a bayrak açtı deniliyor haberde. Okullar için yöresel menüler hazırlanmış efendim. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu İstanbul'u pilot bölge olarak seçmiş. Çorba, cacık, orman kebabı, sütlaç gibi sağlıklı besinleri içeren menüler okullarda menüler için okullarda mekan araştırılmış. Proje bakanlıklarla görüşülmüş. 4 kap yemek için 8 lira düşünülmüş. Bir kısmını devlet karşılayabilir diyor Yemek
Sanayicileri Federasyonu Derneği ve yine bir elektrikli otomobil haberiyle bitirelim. Bedavaya İstanbul-Londra deniliyor haberde. Tesla'nın elektrikli otomobili 2017 sonunda 35 bin dolara piyasada olacak. Bedava doldurulacak. 3 günde 280 bin sipariş almış. Avrupa'da da üretimi planlanıyor. Avrupa'da üretim için Türkiye olabilir mi tartışması da devam ediyor. Ve taşerona yeni müjde. Bugün Star'ın başlığı, birazdan ayrıntıları veririz. 12 ay çalışma sınırının kaldırılabileceği belirtiliyor Maliye Bakanı tarafından. Bugün Star'ın birinci sayfasında bu gelişmede yer almış diyerek noktalayalım. Az sonra parametre diyeceğiz.